Bir esnaf olarak önce ekonominin çok iyi gittiğini söyleyemem. Yaklaşık 1-2 yıl falan, hatta son 1 yıl daha da kötü. Neden kötü onu bilmiyorum ama dün konuştuğum inşaatçı arkadaşlarla da inşaat sektörünün tamamen bittiğini söylediler. Onların tabii ben bilmiyorum, o konuda da yorum yapamam ama bir esnaf olarak şöyle çıkın, hangi bir esnafın işi iyi? Ben bir sürü esnaf arkadaşla da görüşüyorum. Çoğunun işinin kötü olduğunu, hatta çoğunun da yarısını da kapattığını gördüm. Yani tek başına yöneten bir hükümet 17 senedir ekonomiyi nasıl düzeltmiyorlar onu da anlamış değilim. Ekonominin bir an önce düzelmesi lazım. İnsanların ferah kavuşması lazım. İnşallah yaz geldi. Bakalım nasıl olacak. Şu ilk bugün ayın 22'si. 22 Haziran ama 22 gündür çok güzel olduğunu söyleyemem. Esnaf olarak. Belki Temmuz ya da Ağustos aylarında birazcık daha düzelir. Yurt dışından gelecek, yurt dışında yaşayan Türkler belki birazcık ekonomiyi canlandırırlar mı diye düşünüyorum ama tabii ne desek muamma. Ekonomi Bakanı çıkıyor, her ay daha düzelecek diyor ekonomi için ama ben hiç düzeldiğini görmedim. Ekonomi Bakanı'na göre düzeliyor olabilir ama vatandaşa göre, biz esnafa göre hiç düzeldiğini görmüyorum. Daha da kötüye gidiyoruz diye düşünüyorum. Çünkü esnaf artık günü kurtarmanın derdine düşmüş. Esnaf günü kurtardı mı, cebine de 2-3 kuruş para girdi mi, yiyeceğini içeceğini çıkartacak kadar, ondan mutlusu yok. Bu çok tehlikeli bir durum. Ben işimizin Allah'a emanet olduğunu düşünüyorum yani. İnşallah Allah bize bu konuda birazcık daha yardım eder diye düşünüyorum ama tabii her şeyi de Allah'tan beklemek olmuyor. Birazcık da bu ülkeyi yönetenlerin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Ne bileyim, çok fazla israf olmasın devlette. Efendime söyleyeyim, daha az harcım olsun. Milletvekillerine çok para verilmesin. Ne bileyim ya, bir sürü tedbirler var. Hep vatandaş tedbir alması yani. Birazcık da üst düzey yöneticiler efendim, bu ülkeyi yönetenler, siyasi partilerin yetkilileri, her siyasi parti için konuşuyorum, sadece ülkeyi yönetenler için değil. Herkes bir konsorsiyum oluşup bu ülkeyi kurtarmanın yolunu aramalı. Yani artık biz siyasette kavgayı, şunu bunu istemiyoruz. Vatandaş olarak konuşuyorum. Herkes bir ortak noktada buluşsun ve bu ülke, bu ülkenin insanları daha nasıl refaha kavuşturulur, onun hesabını yapsın. Bu ülkede tek refaha kavuşanlar kimler biliyor musunuz? Suriye. Ramazan'da çok tebrik ettim kendisini. Hani kendisiyle aynı görüşte olmama rağmen bayağı iyi, şu bir aylık süreçte iyi çalıştığını düşünüyorum. Eski belediye başkanı gibi değil yani şimdiki belediye. Eski belediye başkanı biraz gösterişe, şatafata, lükse kaçıyordu. Hava atmasını severdi. Yanlış anlaşılmasın. Kötü niyetle de söylemiyorum bunu ama yani bu kadar ekonomisi kötü olan bir ülkede bunların yapılması iyi değildi. Ben doğru bulmuyordum. Bu belediye başkanı bu sefer bunları yapmadı. Kendisini buradan ayrıca tebrik ediyorum.